Allah'ın rahmeti ve bereketi bütün müminlerin ve inananların üzerine olsun. Bugün sizlere Kur'an-ı Kerim'de cennet nasıl tasvir edilmiştir, Kur'an ayetlerinin ışığında elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Kur'an-ı Kerim'de cennet aynı bir dünya hayatı gibi tasvir edilir. Orada çok çeşitli nimetlerin olduğunu müjdeler Allah bizlere. Ailelerimizden iman etmiş olanlarla birlikte olacağımızı, kuş etlerinin olacağını, çok çeşitli meyvelerin olacağını, içlerinde yüzeceğimiz havuzların olacağını vaat eder Allah bizlere. Yani aynı bu dünyadaki gibi bir hayat vaat ediyor Allah bizlere. Orada sadece kötülük yok. İçinizdeki kinleri söker atarım diyor Allah bize Kur'an-ı Kerim'de. Şimdi sizlere Kur'an ayetleri ışığında cennet nasıl tasvir edilir ayetlerle anlatmaya çalışacağım. Maide suresi 85. ayet. Bu sözlerinden dolayı Allah onları altlarından ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetlerle mükafatlandırdı. İyilik yapanların mükafatı işte budur. Araf suresi 42. ayet. İman edip salih ameller işleyenlere gelince, ki biz kimseyi gücünün yetmediği şeylerden sorumlu tutmayız. İşte onlar cennetin yaranı ve yoldaşlarıdır. Orada sonsuza dek kalacaklardır. Araf suresi 43. ayet. Biz o müminlerin göğüslerinde diğer insanlara karşı kin, haset, suizan namına ne varsa hepsini söküp çıkarırız. Altlarından da ırmaklar akar. Onlar bizi buna eriştiren Allah'a hamdolsun derler. Eğer Allah bize doğru yolu göstermeseydi, biz kendiliğimizden doğru yolu bulamazdık. Demek Rabbimizin peygamberleri bize gerçeği getirmişler derler. Onlara şöyle seslenilir. Dünyada yaptığınız iyi amellere karşılık mirasçı olduğunuz muhteşem cennet işte budur. Tevbe suresi 72. ayet. Allah mümin erkek ve mümin kadınlara altlarından ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetler ve adın cennetlerinde çok güzel ve hoş meskenler vaat etmektedir. Allah'ın hoşnutluğu ise hepsinden daha büyüktür. İşte en büyük başarı ve kurtuluş budur. Yunus suresi 9. ayet. Buna karşılık iman edip salih amel işleyenlere gelince, Rableri onları imanları sayesinde doğru yola erdirecektir. Neticede onlar içinde her türlü nimetin kaynadığı cennetlerde yaşayacak, bahçelerinin arasından, köşklerinin altından ırmaklar akacaktır. Yunus suresi 10. ayet. Onların cennette Allah'ım sen her türlü kusurdan ve ortaktan uzaksın diye dua edecek birbirlerine olan iyilik ve afiyet dileklerini ise selam sözüyle sunacaklardır. Dualarının sonunda da alemlerin Rabbi Allah'a hamdolsun diyeceklerdir. Ra'd suresi 20. ayet. Onlar Allah'a verdikleri sözü kesinlikle yerine getirirler. Verdikleri sözden dönmezler. Onlar Allah'ın korunup gözetilmesini emrettiği hususları gözetir, Rableri huzurunda derin bir saygıyla ürperir ve hesaplarının kötü çıkmasından korkarlar. Onlar Rablerinin rızasını kazanmak için her türlü sıkıntıya sabreder, namazı dosdoğru kılar, kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizlice ve açıkça Allah yolunda harcar. Kötülüğü iyilik yaparak kendilerinden uzaklaştırırlar. Dünyanın sonunda güzel bir hayat işte böyle kimseleri bekler. Takva sahipleri o kimselerdir ki melekler canlarını hoş ve rahat halde alırlar. Selam size, yapmış olduğunuz güzel işlerin mükafatı olarak girin cennete derler. Nahl suresi 32. Rablerinden korkanlar da bölük bölük cennete sevk edilmektedir. Nihayet oraya vardıkları zaman kapıları açılır ve bekçileri onlara selam sizlere, ne hoşsunuz, ebedi olarak içinde kalmak üzere haydi girin oraya derler. Zümer suresi 73. ayet. İşte onlar sabretmelerine karşılık cennetin en yüksek makamlarıyla mükafatlandırılacaklardır. Orada hürmet ve selamla karşılanacaklardır. Furkan suresi 70. Adın cennetlerine girecekler. Atalarından, eşlerinden ve zürriyetlerinden salih olanlarla birlikte olacaklar. Melekler de her kapıdan yanlarına girip şöyle diyecekler. Sabrettiğiniz için size selam olsun. Ahiret yurdu ne güzeldir. Ra'd suresi 23-24.
İman edip salih ameller işleyenlerse Rablerinin izniyle içinde sürekli kalacakları ve altlarından ırmaklar akan cennetlere konulurlar. Oradaki dirlik temennileri selamdır. İbrahim Suresi 23. Allah onlara altından ırmaklar akan cennetler hazırladı. İçlerinde ebedi kalacaklar. İşte büyük kurtuluş budur. Tevbe Suresi 89. İnanıp yararlı işler yapanlara altlarından ırmaklar akan cennetlerin kendilerine ait olduğunu müjdele. Onlardaki herhangi bir meyveden rızıklandırıldıklarında bu daha önce de rızıklandığımız şeydir derler. Ve o rızık birbirinin benzeri olmak üzere kendilerine sunulacak. Orada çok temiz zevceler de onların. Hem onlar orada ebedi kalacaklardır. Bakara Suresi 25. O gün inanan erkekleri ve inanan kadınları görürsün ki nurları önlerinde ve sağlarında koşuyor. Kendilerine bugün müjdeniz altlarından ırmaklar akan içlerinde ebedi kalacağınız cennetlerdir denilir. İşte büyük kurtuluş budur. Hadis Suresi 12. De ki, size o istediklerinizden daha hayırlısını haber vereyim mi? Korunan kullar için Rablerinin yanında cennetler var ki altlarından ırmaklar akar. İçlerinde ebedi kalmak üzere onlara hem tertemiz eşler var hem de Allah'tan bir rıza vardır. Allah o kulları görür. Ali İmran Suresi 15. İman edip de hicret edip mallarıyla canlarıyla Allah yolunda cihad edenler Allah katında en büyük dereceye sahiptirler. İşte bunlar murada ermiş olan mutlu kullardır. Tevbe Suresi 20. Rableri katında onların mükafatı altlarından ırmaklar akan adın cennetleridir. Orada ebedi olarak kalacaklardır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da ondan razı olmuşlardır. İşte bu mükafat Rabbine saygı gösterene mahsustur. Beyyine Suresi 8. Ey Rabbine itaat edip huzura eren nefis, hem hoşnut edici hem de hoşnut edilmiş olarak Rabbine dön. Kullarımın arasına gir, cennetime gir. Fecr Suresi 27 ve 30. Allah mümin erkeklere ve mümin kadınlara altlarından ırmaklar akan cennetler vaat buyurdu. Orada ebedi kalacaklardır. Hem de adın cennetlerinde hoş meskenler vaat etmiştir. Allah'ın rızası ise hepsinden büyüktür. İşte asıl büyük kurtuluş da budur. Tevbe Suresi 72. Biliniz ki dünya hayatı bir oyun, bir eğlence, bir süs ve kendi aranızda övünme, mal ve evlat çoğaltma yarışından ibarettir. Bu tıpkı bir yağmura benzer ki bitirdiği ot ekincilerin hoşuna gider. Sonra kurur, onu sapsarı görürsün. Sonra çerçöp olur. Ahirette ise çetin bir azap, Allah'tan mağfiret ve rıza vardır. Dünya hayatı aldatıcı bir zevkten başka bir şey değildir. Hadis Suresi 20. Rabbinizin bağışına ve genişliği göklerle yer arası kadar olan Allah'tan gereği gibi korkanlar için hazırlanmış bulunan cennete koşun. Ali İmran Suresi 133. Rabbinizden bir mağfirete, Allah'a ve peygamberine inananlar için hazırlanmış olup genişliği göklerle yerin genişliği kadar olan cennete koşuşun. İşte bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Hadis Suresi 21. Astarları atlastan yastıklara yaslanırlar. İki cennetin de devşirmesi yakındır. Rahman Suresi 54. Orada nereye baksan bir nimet ve pek büyük bir mülk görürsün. İnsan Suresi 20. Eğer böyle yaparsanız Allah sizin günahlarınızı bağışlar ve size altlarından ırmaklar akan cennetlere, adın cennetlerine, hoş yerlere koyar. İşte büyük kurtuluş budur. Saf Suresi 12. Öyle yücedir ki o, dilerse sana ondan daha iyisini, altından ırmaklar akan cennetleri verir. Sana köşkler de yapar. Furkan Suresi 10. Her kim iyi bir iş yaparsa, onun faydası kendisinedir. Kim de kötülük yaparsa, zararı yine kendinedir. Sonra hep Rabbinize döndürüleceksiniz. Câsiye Suresi 15. İman edip salih ameller işleyenlere ise altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacağız. Orada ebedi olarak kalacaklar.
Onlara orada tertemiz eşler vardır. Onları koyu gölgeler altında bulunduracağız. Nisa suresi 57. İkisinde de akıp giden iki kaynak vardır. Rahman suresi 50. Kuşkusuz takva sahipleri gölgeler altlarında ve pınar başlarındadır. Bu orada bir pınardır ki adına selsebil derler. İnsan suresi 18. Yeşillikler vardır. İkisinin de çeşitli ağaçları, meyveleri vardır. Rahman suresi 48. Bu cennetler yemyeşildirler. Rahman suresi 64. Ne sıcak ne soğuk tam kararında gölgeler vardır. Uzamış gölgeler, Vakıa 30. İman edip salih ameller işleyenlere ise altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacağız. Orada ebedi olarak kalacaklar. Onlara orada tertemiz eşler vardır. Onları koyu gölgeler altında bulunduracağız. Nisa suresi 57. Orada donatılmış koltuklar üzerine dayanmışlardır. Orada ne yakıcı güneş görürler ne de şiddetli soğuk. İnsan suresi 13. Yüksek köşklerde ve güzel konaklarda otururlar. Fakat o Rablerine sığınarak korunanlar için altlarından ırmaklar akan, üzerlerinden şehnişinler yapılmış, şehnişinli yani balkonlu köşkler vardır. Bu Allah'ın vaadidir. Allah vaadinden caymaz. Zümer suresi 20. Öyle yücedir ki o, dilerse sana ondan daha iyisini, altından ırmaklar akan cennetler verir. Sana köşkler de yapar. Furkan suresi 10. Yükseklere tahtlar kurulmuştur. Onlar cevherlerle işlenmiş tahtlar üzerindedirler. Vakıa suresi 15. Onlar karşılıklı tahtlar üzerindedirler. Saffat suresi 44. En güzel giysiler ve takılar vardır. Üstlerinde zarif ve yeşil, kalın ipekten bir elbise vardır. Gümüş bileziklerle süslenmişlerdir. Rableri onlara temiz bir içecek içirmiştir. İnsan suresi 21. Sabırlarına karşılık onlara bir cennet ve ipekten elbiseler verir. İnsan suresi 12. Cennetteki yiyecek ve içecekler. Onlara damgalı saf bir içki sunulur. Onun sonu misktir. İşte ona imrensin artık imrenenler. Mütaffifin suresi 25-26. Pek çok meyve arasında tükenmeyen ve yasaklanmayan. Vakıa suresi 32-33. Dal bastı kirazlar, meyve dizili muzlar. Vakıa suresi 28-29. Kaynağından doldurulmuş testiler, ibrikler ve kadehlerle ondan ne başları ağrıtılır ne de akılları giderilir. Beğendikleri meyveler, canlarını çektiği kuş etleri. Vakıa suresi 18-21. İçenlere lezzet veren pınardan doldurulmuş bembeyaz bir kadehle onların etrafında dolaşılır. Onda ne bir zararlı sonuç vardır ne de sarhoşluk verir. Saffat suresi 45-47. Meyveler vardır naim cennetlerinde, onlara hep ikram edilir. Saffat 42-43. Kuşkusuz iyiler de karışımı kefur olan dolgun bir kadehten içerler. Bir kaynak ki ondan Allah'ın kulları içerler. Güzel yollar açarak akıtırlar onu. İnsan suresi 5-6. Üstlerinde zarif ve yeşil, kalın ipekten bir elbise vardır. Gümüş bileziklerle süslenmişlerdir. Rableri onlara temiz bir içecek içirmiştir. İnsan 21. Üzerlerine cennet gölgeleri sarkmış, meyveleri bol bol önlerine konmuştur. Yanlarında gümüşten kaplar, billur kupalar dolaştırılır. Gümüşten öyle kadehler ki onları türlü türlü biçimlere koymuşlardır. Onlara orada bir dolu kadeh sunulur ki karışımı zencefildir. İnsan suresi 14-17. Bahçeler var, bağlar var. Nebe suresi 32. Onların etrafında yiyecek ve içecekler, altın tepsiler ve kadehlerle dolaştırılır. Orada canlarının çektiği ve gözlerinin hoşlandığı her şey vardır. Siz orada ebedi olarak kalacaksınız. Zuhruf suresi 71. Orada müminlere büyük bir nimet verilir. Meyveler vardır. Naim cennetlerinde onlara hep ikram edilir. Saffat suresi 43. Yüzler var ki o gün nimetle mutludur. Gâşiye suresi 8. Mutluluk ve huzur dolu bir yaşam vardır. Yüzlerinde nimet ve mutluluğun sevincini görürsün. Mütaffifin 24 ve sevinçli olarak ailesine dönecektir. İnşikak suresi 9.
Allah da onları o günün fenalığından korur. Yüzlerine parlaklık, gönüllerine sevinç verir. İnsan Suresi 11. Yüzler var ki o gün ışıl ışıl parlar, Rabbine bakar. Kıyamet Suresi 22-23. Şimdi iman edip salih ameller yapmış olanlara gelince, onlar bir bahçe içinde neşelenirler. Rum Suresi 15. Yüzler var ki o gün nimetle mutludur, yaptığından hoşnuttur, yüksek bir cennettedir. Vâşiye Suresi 8 ve 10. Fakat tevbe edip iman eden ve salih amel işleyen bunun dışındadır. Bunlar cennete girecekler ve hiçbir haksızlığa uğratılmayacaklardır. Meryem Suresi 60. Kin ve nefret yoktur. Orada kalplerinde bulunan kini çıkarıp atarız. Onların altlarından ırmaklar akar. Bizi buna erdiren Allah'a hamdolsun. Eğer Allah bizi doğru yola sevk etmeseydi, biz doğru yola erişemezdik. Şüphesiz Rabbimizin peygamberleri bize gerçeği getirmişler derler. Onlara şöyle seslenilir. İşte size cennet, yaptıklarınıza karşılık buna varis oldunuz. A'raf Suresi 43. Boş konuşma ve yalan yoktur. Orada boş bir söz ve günaha sokan bir laf işitmezler. Duydukları söz yalnız selam, selamdır. Vakıa Suresi 25-26. Yorgunluk ve bıkkınlık yoktur. Lütfundan bizi durulacak bir yurda kondurdu. Burada bize yorgunluk gelmeyecek. Burada bize usanç gelmeyecektir. Fatır Suresi 35. Korku ve hüzün yoktur. Ey Ademoğulları! Size içinizden peygamberler gelip ayetlerimi anlattıklarında kim Allah'tan korkar ve kendini düzeltirse işte onlar için korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir de. A'raf Suresi 35. Güzel huylu ve güzel yüzlü eşler vardır. İçlerinde güzel huylu, güzel yüzlü kadınlar vardır. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Çadırlar içerisinde gözlerini yalnız kocalarına çevirmiş huriler vardır. Rahman Suresi 70-72. Cennet halkı genç ve yaşıttır. Hep yaşıt sevgililer. Vakıa Suresi 37. Etraflarında ölümsüz hizmetçiler dolaşır. Onları görünce saçılmış inciler sanırsın. İnsan Suresi 19. Elimden geldiğince Kur'an-ı Kerim'de geçen cenneti müjdeleyen ayetleri derlemeye çalıştım. Şunu bilelim ki cennete girmek çok da kolay bir şey değildir. Hiç kimsenin de arka bahçesi değildir. Cuma'dan cumaya hidayete ermekle, Ramazan'dan Ramazan'a hidayete ermekle cennete gireceğimizi sanmayalım. Kur'an-ı Kerim'de Allah, insanlardan çok azı cennete girecektir. Onların çoğu da eski ümmetlerden olacaktır der. Ayrıca savaşa gitmediği için cehennemlik olan insanlardan bahseder. Yani kolay kolay cennete girilmeyeceğini bilelim. Allah'ın rahmeti ve bereketi bütün müminlerin ve inananların üzerine olsun. Hoşça kalın.